kadın meselesi, kadın özgürlük sorunu hakikaten uzun yıllardır hani sivil toplum kuruluşlarının hem fikriyat olarak partimizin çalışmalarının hani Özgür Kadın Hareketi olarak da bir dönem ben çalışmalarda yer aldım ki hala öyle. Şimdi ise yerel yönetimler boyutuyla kadın çalışmalarını aslında güçlü bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Siz ifade ettiniz aslında o hal döneminden sonra hem vakıflar hem kadın dernekleri kapatılınca özellikle kayyum süreciyle de denk gelince kadın özgürlük meselesi sorunu gittikçe derinleşti. Kadın intiharları arttı, kadın yönelik şiddet meselesi arttı. Tabii. Çünkü bizim çalışmalarımız vardı buna dönük. Hani sığınak tırnak içerisinde söylüyorum ama kadın yaşam alanı olarak değerlendiriyoruz. Kadınların şiddet ortamından çıkıp daha özgürce yaşayabileceği alanlar açmıştık. Onlar kayyum döneminde kapatıldı. Kadın yaşam merkezlerinin içerisi aslında hani tamamen biraz daha toplumun, iktidarın oluşturmak istediği klasik kadın rolünün üreticisi olan yerlere dönüştürüldü. Kadın üretim alanları vardı ekonomi alanında yaptığımız çalışmalar. Onlar kapatıldı. Kadın kooperatiflerinin malzemelerine el konuldu vesaire. Şimdi biz geldiğimiz gün yani her defasında aslında ifade ettik. İlk önce bizim en temel esasımız kadın özgürlük sorununun çözülmesi. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez ve kadın özgürleştikçe toplumsal bütün sorunlar çözülür. Çünkü bütün sorunların bu soruna eklemlenmiş olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla kadınların özgür olduğu bir toplumda bütün sorunların da daha rahatlıkla çözülebileceğini söylüyoruz. Ne yapıyorsunuz bu doğrultuda? Bu doğrultuda şöyle ki... Ya da Altay'da ne yaptınız? Biz hep şunu ifade ediyoruz. Hiçbir zaman kendimizden başlatmıyoruz. Yani süreci biz başlattık şekliyle ele almıyoruz. Çünkü bizden önce çok ciddi bir hafıza var. Bizden önce verilmiş bir emek ama var. Ama biliyoruz ki o hafıza bir ara kesintiye uğradı. Evet. Siz 6 aydır görevdesiniz. 6 ayda siz yeniden neleri yaptınız, harekete geçirdiniz? Tam da bahsettiğiniz gibi yok edildi bu alanlar ve bizler de tek tek yeniden işte kadınların şiddet ortamından çıkıp daha özgür yaşayabileceği alanların açılmasına dönük işte bakan biliyorsunuz tasarruf tedbirleri denen bir genelge var. Ve her şey bu genelgeye bağlı olduğu için yapmaya çalıştığımız açmak istediğimiz kurumlarda bu genelgeye takılıyor maalesef. Söz konusu kadınların yaşamı olsa dahi. Kadın sığınağı. Bunun için, yerini kastediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bunun için bakanlığa gerekli yazışmalarımızı yaptık. Bunun sonucunu bekliyoruz ve hızlıca bir işte bunun girişimlerini başlattık. Öyle diyeyim. Bununla birlikte aslında hani kadınların yerel yönetimlerle yani belediyelerle kurabileceği iletişim kanalları kapatılmıştı. Bunun için hemen JİM kadın masamızı açtık. Dolayısıyla burada hem web sitemiz üzerinden hem telefon, kadın JİN yine kadın danışma hattı, dayanışma hattını da açtık. Bu kanallar üzerinden kadınlar sadece buraya gelerek değil, telefonları üzerinden, internet, işte bilgisayar üzerinden de bize ulaşabiliyorlar, taleplerini dile getirebiliyorlar. Aynı zamanda kadın yaşam merkezlerimizi açıyoruz ve açmaya devam ediyoruz. Ona geçmeden şey merak ettim. Sözünü ettiğiniz bu JİN kadın masasına gelen şikayetlerin başını ne çekiyor? En çok hangi konuda şikayet alıyorsunuz? Şöyle, en çok kadın yoksulluğunun derinleştiği bir kent olduğu için istihdam alanı, iş başvurusu, üretim alanlarına dair i̇ş talepler. İş talep ediyorlar, evet. Öyle mi? Evet. En çok iş talep ediyor. Evet. Ama en çok yine kadına yönelik şiddet, psikolojik destek, adli yardım meselesi buna dair bir talep de var. Bizlerin buna dair girişimleri de var. Hani kurumsal olarak yerlerimizi açıyoruz ama aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak protokollerle de kadına yönelik şiddetle mücadele etmeyi etmenin yöntemlerini de geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Van Barosu ile yaptığımız adli yardım desteği protokolü. Dolayısıyla buraya gelip de bu süreci hukuki anlamda desteklememizi isteyen kadın arkadaşlarımızın baroyla ortak avukat talebini de gerçekleştirebiliyoruz. Bu arada hukuki desteği de bu şekilde sağlamış oluyoruz. Bizler bunu belediye bünyesinde de yapabiliriz. Ancak biz bu süreci sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda kadın kooperatifleriyle, kadına yönelik şiddetle mücadele eden derneklerle eğitimsel anlamda, üretimsel anlamda, ekonomik anlamda yani ve hukuki anlamda psikolojik ve sosyolojik her anlamda danışmanlık isteyen her anlamda buna dair ortak yani sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüp götürüyoruz. Ama şunları ifade etmek lazım. Buna dair üretim alanları aynı zamanda kadınların gelip sanatsal anlamda yani dahil olmak istedikleri alanların yanında bizler şunu da hep ifade ettik. Sosyal belediyecilik mantığımız sosyal yardımın karşısında
onun bir sosyal hak olduğunu, kendisinin hakkı olduğunu anlayışını da göstererek, bunu toplumda var etmeye çalışarak bir çalışma tarzı ortaya koyuyoruz. Hep şunu ifade ettik. İçinde yaşadığımız toplum, kent, belli, yani ekonomik olarak belli standartlara ulaşana kadar bu destekleri sağlayacağız. Zaten açtığımız üretim alanları, tarım ve hayvancılık, turizm anlamında yapacağımız çalışmalar, projeler kenti ekonomik anlamda belli bir standarta ulaştıracak. Ama bu seviyeye gelene kadar bizler kadınlar için aynı zamanda her yerde pet matiklerimizi oluşturacağımızı söylemiştik. Ama bunu da kendimiz üreterek, bunun çalışmalarını başlattık. Kadınlar için hijyenik pet üretmeyi ve yani bu kitleri, yani bu paketleri kendimiz hazırlayacağız. Biliyorsunuz yine kadın yoksulluğunun... Kendiniz dediğiniz kadınlara, yani kadınlara üretim aynı atölyesi. Zamanda gelir kapısı mı olacak bu? Evet, aynı zamanda üretim atölyeleri olacak ve bu hijyen alanı olduğu için belki çok fazla üretim alanına dönüşmeyebilir ama şunu yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda belediye bünyesinde kadınlar için iç çamaşırı üretimi ve bunları, yani biliyorsunuz bu tür şeyler hakikaten erişim noktasında çok zorlandığımız şeyler. Kendimizi de bunun dışında tutan bir yerden ele almayalım. Hakikaten bu kadar yoksulluğun derinleştiği bir yerde hem ulaşım anlamında hem hijyen anlamında, giyim kuşam anlamında kadınların rahatlayabilecek, en azından belli bir seviyeye ulaşana kadar bu alanlarda da çalışmalarımız devam edecek. Bu atölyeler henüz başlamadı ama faaliyete, değil mi? Şöyle, şu an teknik anlamda başvurularımız, yazışmalarımız başladı. En kısa süre içerisinde bu süreci tamamladıktan sonra üretimimiz başlayacak. Aynen. Yani şu an ilçelerimizde de kadın yaşam alanlarımız oluşturuluyor. İşte kilim dokuma atölyelerimiz oluştu. Birkaç yerde açtık, açmaya devam ediyoruz. Çok yakın bir tarihte kadın eserleri kütüphanesi ve araştırma merkezimizi açacağız. Burası kadınlar için tamamen özgün bir alan olacak. Biliyorsunuz cinsiyetçilik ideolojisi denen bir ideoloji başımıza bela. Ve bunun için bununla mücadele etmekle, bundan kaynaklı bütün toplumsal sorunlarla mücadele edebilmek için kadınlar için özgür alanlar, özgün alanlar olmalı. Okuyabilecekleri, araştırabilecekleri, kendi tarihleri hakkında farkındalık yaratabilecekleri alanları da oluşturacağız. Kadın parklarımız, kadın yürüyüş parkurlarımız, aynı zamanda üretim atölyelerimiz, akademilerimiz gibi birçok projemiz yakın zamanda hayata geçmiş olacak. Geçmiş olacak.